Bir sabah uyanıyor ve saate bakıyorsunuz. Olamaz, işe geç kaldım. Hızlı bir şekilde yataktan fırlıyor ve giyiniyorsunuz. Fakat tuhaf değil mi? Evdekiler çok sessiz. Uykuda mı kaldılar acaba? Diye düşünüp bağırarak sesleniyorsunuz. Cevap veren yok. Bir daha sesleniyorsunuz. Yine cevap yok. Bütün odalara bakıyorsunuz. Kimsecikler yok. Herkes bir yere mi gitti acaba? Ama bir dakika. Dışarısı neden sessiz? Her zamanki insan ve korna sesleri neden yok? Pencereye yaklaşıp dışarı bakıyorsunuz. Bir tek insan ve seyir halinde bir tek araç bile yok. Bütün sokakları dolaşıyor ve bir insan bile bulamıyorsunuz. Korku ve endişeler artmaya başlıyor. Telefona sarılıp bütün tanıdıklarınızı aramaya başladınız bile. Enteresan, şebeke çekmiyor. Şebekeler insan kontrolünde çalışır ve kontrol edeni olmayınca çalışamazlar. Neyse, en iyisi akşamı bekleyelim. Belki birileri gelir, kabus biter. Gelen giden yok. Galiba dünyada tek başınasınız. Caddeler tamamen sizin. Hatta şehirler ve bütün ülkeler. Bu biraz hoşunuza gitti. Çünkü istediğiniz mağazadan istediğiniz pahalı elbiseleri giyebilirsiniz. Alışveriş merkezleri tamamen emrinizde. İstediğiniz her şeyi yiyip içebilirsiniz. Hatta hoşunuza gitmeyen varsa kırıp dökebilirsiniz. Bunun karşılığında para ödemek yok. Kalacak yeri de dert etmeyin. Hangi köşkü, hangi sarayı isterseniz kalabilirsiniz. İstediğinizi kırıp dökebilir, en çılgın hareketleri yapabilirsiniz. Hoşunuza giden arabalar hangisi? Binin ve benzini bitinceye kadar gezin. Hatta canınız sıkıldığında askeri bölgelere girip tanklara binin ve önünüze gelen arabayı ezerek geçin. Binaları bombalayın. Çünkü sizden hesap soracak hiç kimse yok. Bu kadar aksiyondan sonra acıkmış olmalısınız. Karnınızı doyurmak için istediğiniz süpermarkete girip canınızın çektiği her şeyden yemeye başlayın. Fakat önce sebze ve meyveleri tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü en kısa zamanda, yani birkaç gün sonra bütün elektrikler kesilecek ve yiyecekleri koruyabileceğiniz dolaplar çalışamaz hale gelecekler. Sonuç olarak en hızlı çürüyenler sebze ve meyveler olacaktır. Bulgur, pirinç, fasulye gibi tahıl ürünleri belki biraz daha karnınızı doyurmaya eşlik edecek. Ama er veya geç onlar da kullanılmaz hale gelecek. Bütün yiyecekler tükenip bozulmadan avcılık ve tarım alanında kendinizi geliştirmeye bakın. Sizi sizden başkası doyuramayacaktır. Bu saatten sonra lüks arabalar, mağazalar ve evler ilgi alanınız olmaktan çıkıyor. Tarım yapabileceğiniz alanlar sizi daha çok ilgilendiriyor. Onun için yerleşeceğiniz bölgenin toprağına ve su olanaklarına dikkat edin. Bunu hatırlatmam gerekiyor ki artık geçireceğiniz tüm geceler ışıksız olacak. Çünkü elektrik santrallerinin bakım, onarım ve kontrolü insanlar tarafından yapılamadığında bütün elektrik enerjisi kesiliverir. O halde olabildiğince mum ve fener alın yanınıza. Kesici aletler, sopa ve benzeri savunma aletleri bulduğunuzda yanınıza almayı asla unutmayın. İnsan yok ki ne işe yarayacak diyor olabilirsiniz. Elbette sizden başka insan yok ama şehirden uzak kurt, ayı ve yaban domuzu gibi vahşi hayvanlar şehirdeki bu sessizliği hissettiklerinde kesinlikle şehir merkezine inecekler. Aynı zamanda bilim adamlarına göre hayvanat bahçesindeki vahşi ve yırtıcı hayvanlar uzun bir süre aç kalmaya devam ederlerse ne yapar eder oradan kurtulmanın bir yolunu bulurlar. Yani artık çok da yalnız sayılmazsınız. Vahşi hayvanlarla birliktesiniz. Aslında ilk zamanlar çok da endişelenmenize gerek kalmayacak. Çünkü en vahşi ve yırtıcı hayvanlar için ilk hedef siz değil, daha kilolu ve savunmasız hayvanlardır. Fakat dikkat edin, çünkü zayıf hayvanlar vahşi hayvanlar tarafından azalmaya başladığında artık çok rahat bir hedef haline geleceksiniz. Yerinizde olsam silah kabinlerini kırar, yanıma birkaç silah alırdım. Yaşadığınız köşklerde uzun süre kalamayacağınızı hatırlatmak isterim. Çünkü hiç insan olmayan bir dünyada yapılar bakımsızlaşır, kendiliğinden dökülmeye ve hatta betonlarda
Yeşil yeşil bitkilenmeler oluşur. Böylelikle yüksek binalar ve köşkler çok daha tehlikeli hale gelirler. Yanınızda tıbbi malzemeleri kesinlikle bulundurun ve ilk yardım bilgileri edinin. Çünkü başınıza gelebilecek bir kazada ve hastalıkta kendi doktorunuz olacaksınız. Unutmayın, dünyada yalnız başınasınız. Buraya kadar hayatta kalabilmeniz mümkün. Ama en önemlisi hayatta kaldığınız süre boyunca aklınızı koruyabilmenizdir. İşin en zor alanı budur aslında. Gary? Whiskey? You sure? How about you, Jimmy? No? Okay, well, does anyone want a whiskey? Huh? Greg? Kevin? Anton? İnsanoğlu yapılışı gereği sosyal bir varlıktır. Hayatı boyunca başkalarıyla konuşmak ve göz teması kurmak zorundadır. Yapılan araştırmalara göre bir insan uzun süre kimseyle konuşup temasa geçmediği takdirde kendi kendine konuşmaya ve bağırmaya başlar. Çünkü zihnimiz bizimle türlü türlü oyunlar oynar. Cansız varlıklarla muhabbet etmeye ve hatta kavga etmeye başlarız. Kısacası aklımızı yitiririz. Bunları yaşamamak için yanınıza evcil hayvanlar alıp arkadaşlar edinebilirsiniz. Kedi ve köpek olabilir. Arkadaşınıza bir isim takın ve bazen göz teması kurun. Ayrıca nereden geldiğinizi, ailenizi asla unutmamaya çalışın. Onlarla ilgili fotoğrafları her zaman yanınızda bulundurun. Çünkü zihin sizinle oyun oynar ve tüm geçmişinizi hafızanızdan siler. Aslında ne kadar uğraşırsanız uğraşın, başka insanlara her zaman ihtiyaç duyacaksınız. O halde ya bir mucize olur, karşınıza bir karşı cins insan çıkar, ya da koca dünyada tek başınıza karanlık ve soğuk ölümünüzü beklersiniz. Her çarşamba günü bu tarz videoları paylaşmaya devam edebilmem için kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.